Hafızalara kazındı Hasan Dede'nin işte bu görüntüsü. Cinayete kurban giden 60 yıllık hayat arkadaşının arkasından işte böyle bakmıştık. Yaşlı kadını 7 bilezik için öldüren vicdansızsa yaşlı çiftin tanıdığı bir isim çıktı. Yaşlı kadını 7 bilezik için öldürdü. Ardından sevgilisini arayıp "Hazırlan, eğlenmeye geliyorum." dedi. Hüsniye ninenin katil zanlısı yakalandı. Kimliği ailesini şoke etti. Ekmek getir Hasan gelirken, yoğurt getir gelirken böyle derdi. 60 yıllık hayat arkadaşına işte böyle veda etmişti. Eve gelip onun cansız bedenini gördüğü an gözyaşlarına boğuldu. Polisler cinayeti soruşturdu, etraftaki kamera kayıtlarını inceledi ve eve gelip Hüsniye teyzeyi öldüren kişinin İddiaya göre onların köylüsü olduğunu tespit etti. Zanlı eve borç isteme bahanesiyle geldi, yaşlı kadınla çay içti. Sonra da onu bıçakladı. Kolundaki 7 bilezikle evden ayrıldı. Kamera kayıtlarını inceleyen polis 50 kişiyi takibe aldı. Şüphelilerden birini aile yakından tanıyordu. Yabancıları kapıyı açmaz mıydı? Kesinlikle yani planlanmış, bir de akrabasıymış, öldürdü yani işte. Hasan dedenin köylüsü olan zanlı cinayetten bir gün sonra bileziklerden birini satmış ve Ankara'daki sevgilisini arayıp eğlenmeye geliyorum demişti. Evli ve iki çocuk babası zanlının evinde yapılan aramada kömürlüğe saklanmış bir miktar para bulundu. Üstelik parmak izi çay bardağındaki izle örtüşüyordu. Dedenin sesiyle ben aşağıya indim, olayla karşılaştım. Ağlıyor muydu? Ağlamaz mı? Tabii ki. Gözaltına alınan zanlı, teyze iyi insandı dedi ve susma hakkını kullandı. Gasptan 11 yıl cezaevinde kalan zanlı tutuklandı. Hasan dede ise artık çocuklarıyla yaşıyor.